Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Kış geldi, havalar soğudu, kar yağıyor, kar yağacak. Kar yağması da hava çok soğuk, yağmur yağıyor, üşüyoruz. Doğal olarak bir takım problemlerimiz oluyor. Kulak burun boğaz hastalıklarımız oluyor. Boğazımız ağrıyor, kulağımız ağrıyor, burnumuzu çekiyoruz. Bunun yanında sadece bunlar yetmiyor tabii. Yani bir de bunun estetik boyutu var. Yani halk diliyle kepçe kulak ya da bir burundaki bir problem. Sonuçta biliyoruz ki estetik cerrahinin temelinde psikolojik rahatsızlıklar yatıyor. Yani kişi aynaya bakıyor, diyor ki ya benim kulaklarım niye açık, niye kapalı değil? Herkesinki kapalı, benimki niye kapalı değil? Doğal olarak bu kendisine bir rahatsızlık yaratıyor. İşte bugün bu konuları çok dünyalar güzeli bir kardeşimiz, çiçeği burnunda genç bir doçentimiz, doçent doktor Esin Yalçınkaya ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Öncelikle doçentinizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Bunun yanında Koku ve Tat Algısı diye bir kitap yazdınız. Evet. Hemen böyle doçent olur olmaz. Bu da ayrı bir güzellik. Sizi bu konuda da çok kutluyorum ben. Teşekkür Başarınız daim olsun, yolunuz açık olsun. İnşallah. Esin Yalçınkaya kimdir? Evet. Dersem. Ne diyeceksiniz? Merhabalar. Ben kulak burun boğazı baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Öncelikle Ankara'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Muayenehane hekimi olarak çalışıyorum. Evet. Evet. Nerede okudunuz üniversiteyi? Gazi Üniversitesi. Gazi Tıp. İhtisaslı Ufuk Üniversitesi. Ankara'da. Yani. Ankara'da kaldınız. Ankara'da, evet. Ben de Hacettepe'liyim. Ne güzel. Değerli hocam. Ankara'yı çok severim. Ne güzel. Çünkü gençliğimi geçtiği yer. Evet. Üzüldüğüm yer, ağladığım yer, sevindiğim yer, hala aşık gelsiniz. Olduğum yer. Yani böyle hayatımın tadını aldığım yer Ankara. Evet, aç kaldığım, mutlu olduğum, sevindiğim, acıdığı, üzüldüğüm yer. Ayrı bir güzellik. Ankara'yı çok özel seviyorum. Değerli hocam, şimdi siz kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanısınız. Evet. Doğal olarak şimdi bir cerrah ne sorulur? Cerrahi sorulur. Evet. Siz Esin Yalçınkaya olarak hangi ameliyatları yapıyorsunuz? Şimdi kulak burun boğaz çok geniş bir alan. Yani pek çok organı içeriyor alanımız. Omuzdan yukarı pek çok alanda. Çünkü baş boyun da sizi ilgilendiriyor. Evet, pek çok alanda çalışıyoruz ve bu ameliyatların yaklaşık hepsini yapıyorum ama erişkin ve çocukları ilgilendiriyor bir de. Böyle nadir branş var. Hem erişkinde hem çocukta aynı branşın olduğu nadir branş var. Kulak burun boğazı bunlardan biri. Ben en çok hangi ameliyatları yapıyorum? Sinüs cerrahilerini sık yapıyorum. Sinüzit ameliyatları, sinüs cerrahileri bunlarla özel ilgileniyorum. Onun için estetik seviyorum, yüz estetiği. İşte bahsettiğiniz burun estetiği, kepçe kulak gibi. Çocuklarla uğraşmayı seviyorum. Onu da bolca yapıyorum, çocuk ameliyatları. Onları yapıyorum ve hani biraz önceki kitapta da gösterdiğiniz gibi koku ve tat bozuklukları. Bunların da tedavileri de var, cerrahileri de var. Bu alanla da özel olarak ilgileniyorum. Ellerinize sağlık. Peki değerli hocam, çocuklarda özellikle hangi ameliyatları yapıyorsunuz? Çocuklarda en çok bademcik, geniz eti, kulak tüpü bilinir. Gerçekten de en sık bunları yaparız. Ama bu kepçe kulak ameliyatları da çocuklarda yapılıyor. Onları da sıklıkla yapıyoruz. En sık yapılanlar bunlar. Peki, ben şöyle bir soru sorsam, bu evrimsel olarak baktığınızda kepçe kulağın bir tarihçesi var mı? Literatürde ne diye geçiyor? Yani evrimsel tarihçesine çok hakim değilim ama. Anladım. Evet. Ha. Ama gelişimini, yani doğduktan sonraki gelişimini, evet, 4 yaşa kadar tamamlıyor. 5-6 yaşlarında yapabiliyoruz. Peki. Peki, yüreğinize, emeğinize sağlık. Şimdi geniz eti ameliyatları söylediniz. Şimdi geniz ve bademcik ameliyatı söylediniz. Şimdi geniz eti ve bademcik lenfler. Ne oluyor bu lenfler ameliyata kadar gidiyor? Evet, geniz eti ve bademcik. Geniz eti biliyorsunuz çocukluktan daha çok bizi koruyan bir organ. Belli bir yaştan sonra aslında köreliyor ve atıl hale geliyor. Ama bazı çocuklarda hızlı körelemiyor. Yani nefes yolunu tıkayabiliyor. Burun arkasında olan bir bölgede geniz. Ve nefes yolunu tıkayabiliyor. Bu da çocukta çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani iştahı azalabiliyor. Çünkü koku alamıyor. Geniz problemi olan çocuk, geniz eti olan, tıkayıcı geniz eti olan çocuk koku alamıyor. Bu iştahsızlığın asıl nedeni bu. Aslında yediği şeylerin tadından hoşlanmaması, zevk almaması bu iştahsızlık yapıyor. Onun dışında boy kısalığı oluyor. Dişler çürüyebiliyor. Oksijenlenme az, sürekli ağızdan nefes almaya bağlı ya da çok enfeksiyon geçirmeye bağlı diş çürümeleri. Çene bölgesinde çenenin değişmesi, yüz şeklinin değişmesi, göz altında morluklar olabilir. Huysuz olabiliyor çocuk, dikkati dağılabiliyor, ders başarısı ya da ortamlara olan adaptasyonu değişebiliyor. Çok sık kulak enfeksiyonları geçirebiliyor. Uyku problemleri oluyor. Hırıltılı solunum,
işte horlama, gece uykuda solunumun durması gibi durumlar. Gerçekten bir küçücük bir çocuğun hayatını inanılmaz derecede zehir etkiliyor. Zehir hayatı. Evet, o yüzden kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Tabii ki kulak burun boğaz hekimi karar verecek. Ameliyat gerekir mi, yoksa alerjik bir şey mi, mukoza ödeme mi, ameliyatsız çözülebilir mi? Ama ameliyat gerekiyorsa da kolay bir ameliyattır, kısa sürede yapılır. Aynı gün çocuk gayet güle oynuyor, taburcu olur, ertesi gün normale döner diyebiliriz. Peki, şimdi ellerinize sağlık tekrardan. Evet. Çünkü çok güzel işler yapıyorsunuz. Osteopati, bizim osteopati bir mi Türkiye'de bilinmiyor? Evet. Çocuk doğar doğmaz, her ailenin nasıl bir çocuk doktoru var, nasıl bir işte ebesi var, nasıl eczanesi var, nasıl pastanesi varsa ya da nasıl işte gittiği bir ortopedisi, bir dairesi varsa bir osteopatın da olması gerekiyor. Yani çocuk doğduktan sonra özellikle kraniosakral terapi yapılırsa çocuklara tabii ki anne sütüyle ve beslenmeyle de direkt ilgili. Bayağı bir size destek olur kanısındayım ben. Evet, haklısınız. Müthiş fayda sağlayacak bu durumda size ama maalesef Türkiye'de biz birkaç kişiyiz osteopat olarak. Evet. O açıdan bizi zorla kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ortak çalışmalar yapabiliriz. Aynen. Aynen. Evet. Peki değerli hocam, şimdi geniz etinden ameliyat oldu çocuk. Evet. Tekrardan geniz eti problemi olur mu olmaz mı? Yok, tekrardan tekrarlamaz. Bir de geniz etinin bütün hepsini almıyoruz. Kazıyarak yapılan bir işlem. Ameliyat sırasında burun arkasındaki nefesi tıkayan kısmı alınıyor. Böylece çocuk nefes alabiliyor ama onun dışındaki kısmı alınmıyor ve bağışıklıkla ilgili olan kısım aslında devam etmiş oluyor. Bu tekrarlama olayı başarılı bir ameliyattan sonra kesinlikle tekrarlamaz. Ama şöyle bir durum var. Altta yatan nedenleri hani her hekim aslında bunları kafa yormalı. Yani herhangi bir hastalık Ali'de oluyor da Veli'de olmuyorsa neden Ali'de oluyor konusunu da dikkate alırsak yani altta yatan ailesel bir şey mi var, vitamin eksikliği olabilir, bir probiyotikle desteklenmesi gerekebilir, alerjisi olabilir. Bunlar göz önüne alınıp bunlara yönelik işlemler de yapılırsa çocuk çok sağlıklı olarak hayatını devam ettirir. Şimdi osteopatide kafa tipleri var evet. Esin Hocam. Şimdi mesela benimki fleksiyon tipi kafa, evet. Yukarıdan aşağı basık, ene doğru geniş. Sizinki ekstansiyon tipi kafa, evet. Yanlardan basık, burası uzun. Evet. Şimdi ekstansiyon tipi kafada diyor ki hormonal problemler söz konusu olabilir diyor. Hmm. Bizim gibi fleksiyon tipi kafada da mesela ekstansiyon tipi kafa diyor ki gergin olur, sert mizaçlı olur, işte sinirli olur vesaire. Bizim için de diyor yok. Ki sizde yok. O çok güzel. Çünkü siz tam ekstansiyon değilsiniz. Tam fleksiyon da değilsiniz. Ortasındasınız. Bizim gibileri de diyor ki çok neşeli olurlar diyor. Evet. Ama diyor bu kulak kanalı sizin alanına giriyorum. Kusura bakmayın. Kulak kanalı diyor. O dış kulak yolu, iç kulak yolu diyor. Tam şöyle olmadığı için diyor kulak burun boğaz problemleri çok gözükür diyor. Bizimki gibilerde. Evet, özellikle evet. Çocukluk çağında düze yakın olduğu için sorun çok daha oluşuyor. Bu da ayrı bir belirteç evet. diye düşünüyorum. Peki ortak kulak enfeksiyonları ya bu evet. otitis media dediğiniz evet. durumda kalıcı işitme kaybı oluşuyor mu? Günümüzde artık oluşmuyor. Eskiden doktor kontrolünün sık olmadığı durumlarla yani bir çocuk ortak kulak enfeksiyonu geçiriyor, ilaç alıyor, alamıyor. Sonra tekrarlıyor falan. Yani doktora ulaşmanın zor olduğu dönemlerde evet böyle şeyler oluyormuş. Yani şu an bu yaş grubu, şu an çocuk yaş grubundaki çocukların çoğu doktor kontrolünde. Ama işte böyle zamanında takip edilmeyen, akıntılı kulakların zaman içerisinde kronik otit dediğimiz sık sık akan bir kulağa dönüşmüşse ya da biz şimdi bir orta kulak enfeksiyonu gereğinden fazla tekrarlıyorsa kulak tüpü takıyoruz. Böyle toplu iğne ucu gibi bir tüp, bir ameliyat ama zor bir ameliyat değil. Bunu tabii ki her durumda takmıyoruz, tedavi ediyoruz, takip ediyoruz. Ama artık kalıcı bir şeye dönüşeceğini fark edersek o zaman yapıyoruz. Böyle durumlarda ufak bir ameliyat yapıyoruz ve kulak havalanmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir şeye yol açmıyor. Yani şu anda da kalıcı kulak problemlerini yol açan takipsiz çocuklar var. Ama en azından takip imkanı olanlara öneririm. Yani her çocuğun nasıl bir osteopatla büyümesi iyi olur dediyseniz
Bir kulak burun boğazla büyümesi büyük şans bence. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Biz ilkokuldayken arkadaşımız vardı. Kulağında devamlı iltihap gelirdi. Ben hatırlıyorum. Geçenlerde de şöyle telefonla görüştük. Ya dedi ki şimdi başım ağrıyor dedi. Biliyorsun sol kulağında hep akıntısı olurdu. Şey evet, dedi çocuk. Menajik şimdi, yapabilir yani. Evet yani onu soruyorum. O zaman ortak kulak iltihabı tedavi edilmezse evet. Menenjite dönüşebilir mi? Tabii dönüşebilir. Eskiden dediğim gibi daha çok sıkmış. Şimdi daha köylerde falan belki daha sık olabilir. Büyük şehirlerde artık çok sık diyemeyiz. Ama en azından ihmal eden aileler varsa onlara öneride bulunalım. Böyle durumlarda kulak burun boğaz kontrolü, takipler, gerekli durumlarda ufak ameliyatlar, böyle tedavilerimiz var. Bu konuda bilgilendirelim yani. Çok iyi, yüreğinize sağlık. Evet. Peki... şimdi çocuk genelde travmatik oluyor. Ya işte doğum esnasında bir travma olabiliyor. Evet. Ya sonradan düşmeye bağlı olarak çocuklarda burun eğrilikleri oluyor. Evet. Maalesef çok karşılaşıyoruz. Yani küçük çocuk geliyor bana bakıyorsun burun sola ya da sağa doğru eğik. Evet. Bu konudaki ben bir tecrübelerinizi dinlemek istiyorum. Yani çocuklarda bir kere hayatın ilk yıllarında bu bölgeler çok yumuşak oluyor biliyorsunuz. Bıngıldak evet, kıvamında evet. oluyor. Yani bir çocuk doğum kanalından çıkarken bile burun eğriliğine aslında... Neden olabiliyor evet. Tabii o çekiştirme ya sırasında ya da vakumla olabilir. Çekilmişse ya da karına bastırılmışsa. Aynen öyle bir denk geldiyse ya da emeklemeye çalışırken, yürümeye çalışırken. Hani ufak bir düşmeyle bile olabilir. Hiç bunlar olmasa bile zaten Türk toplumunda da burun eğriliği sıktır aslında. Az görülen bir durum değil. Çocuklarda böyle durumlarda hani ameliyat gerektirecek düzeyde eğrilik varsa genelde biz böyle 17-18 yaşı bekleyelim. Burun otursun sonra yapalım gibi bir görüşümüz var. Ama bu her çocuk için geçerli değil. Hayat kalitesini çok olumsuz etkiliyorsa çocuk horluyor olabilir, ders başarısını etkiliyor olabilir. Yorgun uyandığı için ertesi gün dikkat dağınıklığı, huysuzluk yapıyor olabilir. Yani biz muayenede çok eğrilik görürsek, son derece eğri, bir tarafı tamamen tıkatmış, çocuk böyle eziyet çekiyor falan modundaysa, o zaman daha küçük yaşlarda, hiç 17'yi beklemeden ameliyatları yapabiliyoruz. Tabii dikkat edilmesi gereken şeyler var. Çocuk ameliyatlarıyla erişkin burun ameliyatları arasında dikkat edilmesi gereken konular var. Ameliyat sırasında onlara cerrahi teknik olarak dikkat ediyoruz biz tabii ki. Şimdi zaten şöyle bir şey de var. Yani şimdi çocuk okula gidiyor. Burunda evet. diyelim bir eğiklik var, bir nazal deviyasyon var burunda. Evet. Bu diğer arkadaşlarının dalga konusu da oluyor. Yani bu da çocuğu çok inciten bir tablo. Evet. Çünkü o yaştaki çocuk belki bilinçli yapıyor. Eğlenmeye çalışıyor ama bir başkasını horlayarak evet. eğlenmeye çalışıyor. Bu da apayrı bir travma. Yani o da gözünde bulundurmak gerekiyor doğal olarak diye düşünüyorum ben. Yani anneler doğru. açısından konuşuyorum şu anda. Anne evet. baba açısından konuşuyorum. Yani nefes problemi yoksa estetik açıdan çocuğu yine de o yaşta burun ameliyatı yapmayız. Yaptın onu. Mesela kepçe kulak ameliyatını erkenden yaparız. Okula gittiği zaman dalga geçilmesin diye, travma yaratmasın diye. Çünkü kolaydır. 10 dakikada yapılır. Dikişsiz teknikleri var. Onu yapabiliyoruz ama burunla ilgili konuyu genellikle estetikse 17 yaşını bekleriz. Sadece sağlık olanında çok daha erken yaşlarda ameliyatla çözme şansınız var. Kemikleşme yaşı dolarsa daha iyi olur diye söylüyorsunuz. Evet, evet. Bu da tabii ki doğru bir şey. Yani aynı ameliyatı tekrar yapmak zorunda kalmamak için aslında. Evet. Yani. Şimdi değerli hocam tabii şeyde erişkinlerde de burun problemleri oluyor. Ne bileyim işte karga burun. İşte deviyasyonlar, yamulmalar genelde bizim toplumda çok evet. acı ama diyor ki evet. kavga ettim, yumruk yedim ve burnum eğildi falan böyle. Evet. Ne hikmetse iz bırakmayı çok seviyoruz yaşamımızda. Keşke bilimsel iz bıraksak yani güzel izler bıraksak toplumda ama biz şey diyoruz ya işte yumruk attım çenesini kırdım ya iyi yaptın evet. ya da burnunu kırdın ya iyi yaptın. Erişkinlerle çocukları kıyasladığınızda nasıl sonuçlarla karşılaşıyorsunuz? Yani burun eğriliği açısından evet, evet, burun eğriliği açısından. Olarak. Yani, başarı grafiği erişkinlerde daha yüksek herhalde. Ya ikisinde de çok başarılı olur. Ama çocuk da... Çocuk oynar mı oynar 9, vesaire. 9 yaşında yaptık. O sorun yok. Onları tembihliyoruz. Yani 9 yaşında yaptık diyelim. Çocuk büyüdü, büyüdükçe eğrildi. Hani bir 20 yaşında bir daha nefes problemi olur mu? Bunu düşünürüz. O yüzden bekleriz. Ama çok mecbursak yaparız. Hani, anladım. Ama erişkinlerde çok sıkıntı yaratabileceği için
Çok beklemeyi de önermiyoruz. Yani tabii ki muayene edeceğiz. Altta yatan, ödem yapan başka bir şey var mı? Gerçekten deviyasyondan mı kaynaklanıyor? Bunu tespit ettikten sonra burun eğriliği varsa, çünkü bu kişi yorgun uyanır, horlar, eşiyle problemleri olur. Horlamadan dolayı sabah kalktığında yorgun olur. Yorgun olduğu için işine konsantre olamayabilir. Kondisyonu düşer, metabolizması etkilenir. Yani kilo verme dengesini bile etkileyebilir. Onun dışında baş ağrıları, sinüzit, bunları yapabilir. Bu eziyeti çekmesin diye gerçekten eğrilik varsa, başka bir neden kaynaklı değilse ameliyatları öneririz erişkinlere. Evet. Şimdi sirkaden ritme göre uyuduğumuzda, yani 10-11 evet. gibi uyuduğumuzda beyin kendisini temizliyor, deniz gibi. Evet. Şimdi sabah denize gidiyorsunuz, pamuk gibi, hiçbir hareketlilik yok. Hı hı. Akşama doğru dalgalar başlıyor, işte gece dalga had safhaya geliyor, sabaha doğru tekrardan dalgalar iniyor ve sorun kalmıyor. Evet. Beyin de gece uyurken bir sirkaden ritme göre kendi kendisini temizliyor ve yarına hazırlık yapıyor. Ama yani nefes almanız doğru değilse müsaaden de beyin de doğru çalışmasın. Çünkü onun doğru çalışması için doğru saatte uyumamız gerekiyor. Hem de doğru nefes almamız gerekiyor. Çok doğru. Bir kere, değil mi? Yani mutluluk hormonları uykuda salgılanıyor. Evet. Bu çok önemli. Büyüme hormonu, growth hormon da uykuda salgılanıyor. Şimdi izleyiciler şey diyebilir. Erişkin yaştayız, büyüyecek miyiz? Hani o sadece büyümek için değil, yara iyileşmesi, vücudun kendini yenilemesi, onarım süreçleri için büyüme hormonu gerekli. Bunlar da sağlıklı bir uykuyla mümkün oluyor tabii ki. Aynen. Şimdi melatonin, yani gündüz bağırsaklarımız serotonin üretiyor. Doğru beslendik, doğru yaşadık, doğru uyuduk. Gündüz uykusunu da aldık. Yarım saat, 20 dakika vesaire, her neyse. Çünkü akşama doğru vücut artık serotonin üretimi azalıyor. Evet. Bu havanın kararmasıyla birlikte bağırsak hareketliği de azalıyor. Doğru. Ondan sonra diyor ki sen devam edersen uyanık kalmaya, vücut kortizon üretiyor. Evet. Çünkü hücre hafızamız mağarada yaşıyor hala. Hücre hafızamız şu günde yaşamıyor. Diyor ki mayda diyor, yat diyor. Saat 10 oldu, 10.30 oldu. Evet. Ne yapıyorum ben? Hanım bir çay içerim, çerez yerim, portakal yiyelim, elma yiyelim. Kusura bakma, melatonin de diyor ki ben de seni iyileştirmiyorum diyor. Evet. Madem böyle yapıyorsun. Evet. Şimdi malumunuz, yani KBBC olunca ben tabii böyle sizi soruyu hamuruna tutuyorum. Evet. Sinüzitle de çok karşılaşıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Yani. Ne zaman ameliyat ediyorsunuz sinüzit hastalarına? Bu sinüzit cerrahilerini de ben gerçekten seviyorum ve sıklıkla yaptığım işlemler, özel ilgi alanım olan şeyler. Yani bir kere yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor. Biraz önce burun eğriliği için saydığımız her şey onda da oluyor. Ama ayrıca işte sık enfeksiyon geçirme yapıyor. Böyle iyi nefes alamama, kalbi yoruyor zaman içerisinde. Kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Onun dışında mesela ben kokuyla özel ilgileniyorum. Sinüzit, kronikleşen sinüzit olanlarda zamanla koku duyusu kaybı olabiliyor. Bu kronik sinüzitin de tipleri var. Hepsi bunu yapabilir. Kokuyu kesin azaltır ama kalıcı kayıp da yapabilir. Özellikle bu polipli olanlar en çok yapar. Bu da yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir şey. Ne zaman ameliyat? Bu gerçekten anatomik bir problem görürsek. Yani sinüzitin altında yatan nedeni düşüneceğiz. Alerji mi var, D vitamini mi eksik, başka faktörler mi var? Anatomik bir problem var mı? Yani buruna baktığımız zaman et büyümesi, kemik eğriliği, polip dediğimiz üzüm salkımı benzeri oluşumlar ya da biz mesela tomografi çekiyoruz, sinüslerin içini görüntülüyoruz. Orada sinüs ağzı dar mı, boşalmasını engelliyor mu ya da böyle kistleşmiş mi, hani ilaçla düzelmeyecek bir durum mu var? Bunları tespit edersek ameliyatlarını yapıyoruz. Zor ameliyatlar değil ve bu yani özenli ve en iyi şekilde yapılması lazım. Tabii ki öğrenmesi, uygulaması zor ama hasta açısından sonuçların iyi olduğu ameliyatlar. Yaşam kalitesi çok hızlı bir şekilde yükselir. En iyi cerrahi teknikle, özenli bir şekilde yapılırsa bu ameliyat, yaşam kalitesi hızlı bir şekilde yükselir ve özellikle çok müzdarip olan polipli hastalar böyle yeniden doğmuş gibi olur bu ameliyattan sonra. Hocam izniniz olursa ben bir katkı sunmak istiyorum. Sinüzit tedavisiyle ilgili. Şimdi elimizi şakaklarımızın altına koyuyoruz. Yukarı doğru bastırıyoruz. Kendi kendimize 10 saniye basıncı her saniye arttırıyoruz. Evet. Basınç 1'de 1 birim ise 10. saniyede 10 birim. Evet. 10 saniye. İkincisi şöyle arkaya doğru bastırıyoruz. Yine 1'inde 1 birim ise 10. saniyede 10 birim olacak şekilde. Evet. Üçüncüsü burun kenarlarına bastırıyoruz şurada. Yine sıkıştırıyoruz.
10 saniye bastırıcı gittikçe arttırıyoruz. Evet. Dördüncüsü kaşların orta noktasına bastırıyoruz. Yine basıncı arttıracak şekilde. Evet. Kaşların orta noktasına, her iki kaşın orta noktasına bastırıyoruz. Hı-hı. Sıkıştırıyoruz, 10'a kadar sayıyoruz. Şöyle şurada kaşların bittiği yerde sıkıştırıyoruz yine. Evet. 10'a kadar sayıp basıncı arttırıyoruz. Şunu veriyoruz, biraz hadi çok eziyet verdik diyoruz, biraz rahatlatalım hastayı. Bir de yiğit üstü ve yiğit altı kasları yutkunmayla ilgili biraz destekliyoruz. Bir de burada vagusu çalışıyoruz ve hasta ediyoruz ki bunda günde 3-4 kere 3-4 gün yapın, bayağı bir faydasını görürsünüz diye hep içimde ukdeydi bunu anlatmak. sayenizde bunu anlatmış oldum ben. Ben de öğrenmiş oldum. Sağ olun. Peki, şimdi sinüzit kronikleşirse ve tedavi edilmezse tabii doğası itibariyle baş ağrısı yapacak. Evet. Şimdi beyin omurilik zarının başladığı yer burası. Evet. Kaşların orta yerinin iç tarafı. Evet. Bu arkaya uzanıp gidiyor. Kafatasında birinci omuru geçiyor, ikinci omura yapışıyor ve devam ediyor. Doğal olarak sinüzit varsa bir insanda baş ağrısı oluyor. Evet. Bu enseye doğru yayılıyor bu ağrı. Evet. Ne zaman tam sinüzite ameliyata karar verirsiniz siz? Ya ameliyat kararı dediğim bu muayenelerden sonra, ama mesela hasta hangi baş ağrısı sinüzittir falan, bunlar merak ediliyor. Bunu hastanın ayırt etmesi aslında çok kolay değil. Yani sinüsler, çünkü şurada sinüslerimiz var. Göz çevresinde var, alında var. Evet. Enseye doğru olan sfenoid bölgede var. Dolayısıyla kafanın içi sinüs dolu. İçi havalı boşluklar dolu ve bu içi havalı boşlukların havalı kalması lazım. İltihaplı kesinlikle değil. Dolayısıyla pek çok baş ağrısı yapabilir. Eğer geçmeyen baş ağrıları varsa mutlaka bu sinüzit olabilir mi diye bir kulak burun boğazı da görülmesi iyi olur. Peki ailesel yatkınlık var mı sinüzit hocam? Var. Özellikle Türk toplumunda, Akdeniz ırkında sık görülüyor. Bu polip hastalıkları mesela ailesel geçişli olan hastalıklar. Yani zaten böyle hani özellikle bu konuyla ilgileniyorsanız, bu ameliyatları yapıyorsanız bir yerden sonra herkes hani memnun kalan akrabasını getirmeye başlıyor ve daha çok yapıyor oluyorsunuz. Bu, böyle bir durum var sinüzitte. İkide bir sesim kısılıyor. Evet. Ne diyeceksiniz? Evet, ses kısıklığının yani aslında en sık nedeni geniz akıntısı. Mesela şu an bende de sizde de biraz var. Evet. Yani geniz akıntısı en sık neden ses kısıklığında. Bu böyle sinüzit kaynaklı olabilir. Ama bu tabii ki en masum neden de diyebiliriz. Ses telleri hastalıkları da yapabilir bunu. Sesimiz çatallaşıyorsa, olması gerekenden farklı çıkıyorsa, böyle nodül polip dediğimiz ses teli hastalıklarımız olabilir. Bunları kulak burun boğaz hekimi kamerayla muayene ediyoruz. Ses tellerinde bir problem olup olmadığını saptıyoruz. Eğer başlangıç aşamasında bir nodül, polip gibi ses teli problemi varsa, başlangıç aşamasındaysa ses terapisi ve bazı anlatacağımız önlemlerden fayda görür bu hasta. Ama tabii ilerlemişse, artık bunlarla düzelmeyecek gibiyse ya da bu uygulamalara rağmen hala düzelmediyse de o nodül ve polipleri almak, cerrahisini yapmak gerekebilir. Burada bunlara göre daha nadir ama çok önemli bir konu var. Ses kısıklığı gırtlak kanserinin genelde ilk belirtisi de olabiliyor. Bu tabii sigara içenler daha ağırlıklı ama içmeyenlerde de olabilir. Böyle bir durum varsa mutlaka bir kulak burun boğaza gidip en azından olmadığını görmek çok iyi olur. Hani hasbel kadar öyle bir şey çıkarsa da ilk aşamalarda tedavisi çok daha kolaydır. Şimdi değerli hocam, ben yine bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi kulakta biliyorsunuz 7, 8, 9, 10. sinirlerin dalları var. Doğru, evet. Şimdi eğer kulak zarı delikteyse ve bir enfeksiyon da yoksa diyoruz ki, bu sefer osteopattım biraz da, şimdi psikonörümlolog olarak konuşacağım. Diyoruz ki gece uyumadan önce 2 damla gliserin damlatın kulağınıza. Sonra 2 damla serum fizyolojik damlatın. Kulağınızı biraz çekin ve kapatın. Sonra diğer tarafa damlatın. Bunu ilk 10 gün diyoruz. Her gün yapın. İkinci 10 gün gün aşırı. Etti 20. 20. günden sonra haftada bir iki kere uygulayın diyoruz. Kulak zarında deliklik yoksa, enfeksiyon yoksa, iltihaplı yoksa. Hangi şikayetle gelenlerdi mesela? Yok, genel fizyolojiden bahsediyorum ben. Yani vücudu fizyolojiyi desteklemek için söylüyorum bunu. Evet. Çünkü yara iyileşmesini hızlandırıyor bu. Peki, değerli hocam, şimdi baş dönmesi diyoruz ki bir vertigo. Yani bu kulak kristalleri yerinde oynamış diyoruz. Evet. Ya bazen de tansiyona bağlı. İşte diyoruz ki ya tansiyonu düştü, başım döndü ya da eğilip kalkarken baş dönmesi soruyorum.
Vertigo'yu nasıl tanımlarsınız? Ne demek istersiniz vertigo ile ilgili? Ya vertigo, halkımız da öğrenmek istiyor sizden. Halkımız artık vertigo'yu öğrenmiş. Bende vertigo var, onda vertigo var. Vertigo Latince baş dönmesi demek. Evet. Bunun pek çok çeşidi var. Mesela halk arasında kristal oynaması denilen şey pozisyonel vertigo. Hatta benim pozisyonel vertigo diye bir ismi var Latincesi. O kristal oynaması denilen şey kafa manevralarından çok fayda görür. Göz hareketlerine bakarız. Evet. Kulak muayenelerini yaparız. Daha çok gözün o nistagmusun yönünden ne yapmamız gerektiğine karar verip bir kafa manevrası yaptığımız zaman bu pozisyonel vertigolar çok fayda görüyor. Ama onun dışında daha kronikleşen vertigolarda altta yatan nedene yönelik yaklaşmamız gerekiyor. Pek çok nedeni olabilir. Bu baş dönmesi vücudun bir sinyali. Bunu evet. Böyle algılamak lazım. Uyarı veriyor. Evet, vücut sana bir uyarı veriyor. İşte baş dönmesi oldum. Bu geçmiyormuş falan değil. Vücut bir şey anlatıyor. Eğer hekim tabii öncelikle bunu anlayacak ama sen de dikkat edeceksin. Ve hem iyi bir hekim ve iyileşmeyi gerçekten isteyen bir hasta bir araya geldiği zaman mutlaka çözülüyor. Evet, yani orada çok müthiş evet. Sonuçlar. Tabii altta bir patoloji yoksa biz kraniosakral terapiyle osteopatide temporomandibular eklem, çene eklemi tedavisiyle ve baş dönmesi vertigo egzersizleriyle evet. Müthiş sonuçlar elde ettik bugüne kadar. Çok güzel. Ben de çok seviniyorum. Böyle vertigo hastalarını çok keyif alarak yapıyorum tedavilerini. İnşallah bir şeyler yapacağız. Evet. Şimdi hocam, hasta diyor ki benim diyor kulağım çınlıyor. Evet. Şimdi teorik olarak şunu biliyoruz. Anatomik olarak boyunu sırta birleştiren C8T1 dediğimiz evet. O ganglion cervicale inferior, yani Latince konuşuyorum, beni bağışlasın izleyicilerimiz evet. Ama hani böyle şişkin bir yer olur. Boyunla sırtın birleştiği yerde evet. Başla boyunun kanlanmasına görevli. Evet. Orada bozulma olunca, ya örneğin işte kadınlarda dul kamburu diyoruz, erkeklerde boğaz sırtı sendromu diyoruz. Oradaki şişkinliğe. Evet. Ve diyoruz ki bunlar kulak çınlaması neden olabilir. Ama siz kulak burun boğaz cerrahı olarak ne dersiniz? Yani kulak çınlamasının çok fazla sebebi var. Öncelikle hastalara yine baş dönmesinde olduğu gibi morallerini bozmamasını, bunun çınlaması yokmuş deyip, çaresi yokmuş deyip bir kenara itmek doğru değil. Bizim kulak burun boğaz olarak tabii ki ilaç tedavilerimiz de var ama nedene yönelik olmakta fayda var her zaman. Bir hekimin bütüncül yaklaşması gereken, aslında her konuya bütüncül yaklaşması gerekir de hekimin. Ama vertigo, baş dönmesi, kulak çınlaması, bunların vücudu bütün olarak değerlendirmek gereken durumlar. Bahsettiğiniz gibi çene eklemi bir problemi de yapabilir. Baş boyunla ilgili kas problemleri de yapabilir. Değerli hocam, şurası var ya, şurası. Kalın barsan şu dönen kısmı kulaklarla omuzlarla ilgili şurası. Evet. Yani bakın, bağırsak ve kulak. Evet, aynen. Şimdi kalın barsan refleks sağlar var. Evet. Örneğin burası omuz ve akciğerler ve kulak. Evet. Yani siz burayı müdahale ettiğinizde çınlama kesiliyorsa demek ki problem burada. Bütüncül tıp. peki değerli hocam, çözümde ne yapıyorsunuz kulak şeyde, çınlamada? Yani ilaç tedavisi. Evet, onların çınlamanın nedenini saptamak lazım. Biraz derya deniz bir konu. Evet. Yani ilaç tedavileri var. Altta yatan nedene yönelik. Altta yatan neden, vücudun bir sinyali bu. Bize sinyal veriyor. Onun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet. Bu biraz önce saydığım nedenlerin hepsi olabilir bunu yapan. Ama burada hastanın dediğim gibi motive olması konuya. Biraz çünkü kronik hastalıklarda hastanın motive olması çok önemli. Hani çare yokmuş deyip geçmek yerine hani hem doğru bir hekim bulacak, hem uyumlu bir kendisi tedavi doğru olacak. Bir hasta olacak ama inanacak. Kendisi de, yani evet, iyileşmek isteyecek iyileşmek hasta. İyileşmek istemesi lazım. Doğru. Bazı kesinlikle. İnsanlar aslında iyileşmeyi istemiyor. Aynen. Zaten onların tedavisi çok zor. Evet, evet. Çok zor onların tedavisi. Peki şimdi burnu konuştuk. Yani yüzümüz, bizim aynamız burun. Evet. Kulaklar da kez öyle ama şimdi yüz bir bütün. Yani sadece kulak ve burun değil. Dudaklarda, yanaklarımızda, alnımızda, boğazımızda hepsi bir bütün. Evet. Doğal olarak yüz esteti de bu işin içerisine giriyor. Evet. Sizin işinizin içerisine giriyor. Çünkü evet. Başta boyun cerrahısınız siz. Aha. Yani buradan yukarısı. Tiroide geleceğim. Evet. Tiroide unutmadım. neler yapıyorsunuz? Evet. Ya da neler yapılabilir burada? Ya ben yüz esteti konularıyla özel olarak ilgileniyorum. Hem ameliyatlarıyla, işte burun ameliyatı, kulak ameliyatı, hem dolgu botoks konuları, onlarla ilgileniyorum ama benim yüzle ilgili bazı çalışmalarım da var. Bilimsel çalışmalar. Şimdi altın oranları herkes duymuştur, altın oranlar. Evet.
güzellikte, sanatta kullanılan bir şey, altın oranlar. Bayrak yapımında, resim yapımında evet, vesaire. Aynen. Mimarlıkta, her şeyde mimarlıkta kullanılan bir şey. Şimdi biz bir arkadaşımla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Arkadaşım kardiyoloji profesörü aslında. Estetikle benim gibi profesyonel uğraşmıyor ama ressam ve matematikle arası iyi diye birlikte yapabildik bu çalışmaları. Bu çalışmalarımıza göre şimdi altın oran bir kere ilk olarak Orta Çağ'da bulundu. Bunu bilmeyenler için anlatayım biraz. Fil sayısı denilen bir sayı var. Orta Çağ'da Fibonacci isimli matematikçinin bulduğu bir sayı, fil sayısı. Bu eşsiz bir sayı. Matematikte eşi benzeri yok. Birçok eşsiz özellikleri var matematikle ilgili. Onlara şu anda bahsetmeyeyim onlardan. Ama bu keşfedildikten sonra evrenin matematiğinde de bu oranın olduğu bulundu. Yani evrenin matematiğinden kastım. Mesela bir papatyanın spiralleri, bir kar tanesi ya da embriyolojik dönemde bir çocuk doğdu ve daha doğmadan önce vücut gelişirken mesela şu parmakların birbirine oranı, kolların birbirine oranı bunlar evet. Altın oranlara göre şekilleniyor mesela. Ya da işte Mısır piramitleri buna uygun. Pek çok şey doğada, evrende buna uygun olduğu keşfedildi. Daha sonra sanatta ve matematikte bu altın oran kusursuzluğun sembolü olduğu için ve gerçekten de güzel bir oran, güzellik yarattığı için kullanılmaya başlandı. Mesela Mona Lisa'yı düşünelim. Bu eser şeye uygun yapılmıştır, altın oranlara uygun yapılmıştır. Yani yüzü, yüz hatları, vücut hatları, bütün oradaki spiraller altın oranlara uygun, çok ünlü, çok güzel bir eser. Da Vinci'nin biliyorsunuz bir eseri. Ama şu anda günümüzde biz estetikle uğraşan insanlara, uzmanlara kimse Mona Lisa'nın resmini getirip böyle olmak istiyorum da demiyor. Yani güzellik algısının değişebilirliğinden bahsediyorum. Yani evrenin matematiğinde olan bu kadar kusursuz bir oran bile insan bizleri tatmin etmiyor olabiliyor. Yani güzellik algısı bir yanılsama belki de. Bunu buradan anlayabiliriz. Çünkü bazı değişkenlere fil sayısı uyumlu değil. Bu değişkenler nelerdir? Mesela zamanın modası. Türk toplumunu düşünün. Mesela bir nesil önce ki güzeller, Türk güzelleri, Türk filmlerindekiler biraz daha balık etliydi. Şu andakiler daha zayıf mesela. Ya da ırklara göre. Bir Avrupa güzeli başka, Japon güzeli başka, Etiyopya güzeli başka. Zamana göre de değişiyor. Ve kişisel beklentiler. Biri çok abartılı, birinin çok abartılı bulacağı bir şeyi, yani diğeri daha sadesini isteyebilir. Daha sade olan ona şey gelebilir, havalı gelmeyebilir. Ve kişisel beklentiler de var. Dolayısıyla değişikliklere adapte olabilen matematiksel bir formül bulunabilir mi? Bunu sorduk biz ve etkileyici oranların formülü, değiştirilebilen bir şey bulabilir miyiz? Buna baktık. Dünyaca ünlü, mesela 2018 boyunca işte 1000 dünyaca ünlü kişinin, bunlar objektif olarak seçiliyor. İnternette var bunların listeleri. Yani bütün yüz oranlarını 1000 kişinin ölçtük. Yani %33 tane nokta belirleyip bunların ölçümlerini yaptık. Ve çok tabii karmaşık bir matematikle istatistiksel bir formül oluşturduk. Hani en güzellerinin nasıl olması gerektiğine dair. Ve bu çalışmalarımızı işte şimdi uluslararası alanda yayınlıyoruz. Ben bunları kendi pratiğimde kullanıyorum. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Kutluyorum ben de sizi. Teşekkür ederim. Diğer estetik cerrahlar da, estetikle ilgilenen uzmanlar da eminim ki bundan faydalanacaklardır diye düşünüyorum. Evet, şu an biz tabii kullanıyoruz ama bunu bir bilgisayar yazılımı olarak tasarlıyoruz şu anda. Diğer estetikle uzmanlar da kullanabilsinler diye. Aynı zamanda bir telefon application uygulaması olarak da şimdi mühendislerle çalışıyoruz. Böylece bir insan kendi yüzünü okuttuğu zaman neye ihtiyacı olduğunu görebilecek. Böyle çalışmalar da yapıyoruz. Peki, peki. Kolaylıklar diliyorum size. Şimdi hocam, koku en ilkel duyumuzdur. Evet. İkinci ilkel duyumuz taktil duyu, yani dokunma duyusu. Evet. Şimdi tabii bir insan kokuyu almıyorsa tatla ilgili de problem yaşıyor. Evet. Şimdi kokusunu alacak ki iştah kabarsın ve onu tadabilsin. Yani birinci kafa siniri, kranial sinirle tat duyusu, yani 7 ve 9 demek ki birbirle bağlantılı. Evet, sadece sinirsel olarak değil de. Değil, anatomik olarak da bağlantılı. Evet. Fizyolojik olarak da bağlantılı. Yani. Siz aynı zamanda koku ve tatla ilgileniyorsunuz. Hatta işte kitabınız Koku ve Tat Algısı, tekrar göstermek istiyorum. Evet. Çok hoşuma gitti bu kitap. Evet. Koku ve Tat Algısı ile ilgili kitap yazdınız. Editörlüğünü yaptınız bu kitabın. Siz bu konuda ne demek istersiniz?
Evet, yani bizim koku ve tat bilimleri projelerimiz 2018 boyunca devam eden böyle bir proje zinciri gibi bir etkinliklerimiz oldu. Bunlar benim önderliğimde gerçekleştirildi. Kitap bunun en güzel meyvesiydi ama sadece kitap değildi. Çok böyle geniş kapsamlı ve geniş katılımlı toplantılar düzenledik. Bu ilk olarak Ocak ayında ODTÜ'de düzenlendi. O ilk toplantımızda Ocak ayındakinde bir 300 kişi falan katıldı. 25 konuşmacımız vardı. Hatta onun videolarını ben yükledim. Ücretsiz isteyenler izleyebilecek benim hesabımdan. İkinciyi de yeni yüklüyorum. İkinci toplantıda da bu böyle çok ilgi görünce biz bir sene dolmadan yani Ocak'tan Kasım'a kadar bir sene dolmadan ikinciyi yaptık. İkinci toplantı 2 gün sürdü. 55 konuşmacı vardı. Her 2 günde de 500'er katılımcı vardı. Rengarenk bir toplantıydı. Neden rengarenk? Çünkü tıp temelliydi. Bunun temelinde tıp vardı ama herkesin anlayabileceği bir dilde, popüler bilim dilinde tıbbı da yani hem bilimsel bilgi vermek hem de herkesin anlayabileceği bir şekilde anlattık. Bu kulak burun boğazcılar sadece yoktu. Mesela kalp kokunun ilişkisi, koku almayla kalbimiz nasıl etkileniyor? Ya da bağırsaktaki mikroplarımız, ya bağırsak değil bütün vücudumuzda daha doğrusu. Vücudumuzun %10'u insan hücreleriyken %90'ının başka mikroorganizmalardan oluştuğu biliniyor. Dolayısıyla her şeyi etkiliyor. Koku tadı nasıl etkiliyor? Ciltle, cildiye ile koku tat arasında nasıl bir ilişki var? Bütün tıp dallarıyla ilişkilerinin en ilginç yönleri. Mesela anne bebek bağlanmasında kokunun etkisi. Bir annenin bebeğe bağlanması gerekiyor ki o canlı insanoğlu, dünyadaki en savunmasız canlı hayatta kalması için böyle koşulsuz bir sevgi olması gerekiyor. Bu da bebek kokuyla bu sinyalleri veriyor ve bağlanmayı sağlıyor. Aynı zamanda bebek de anneye bağlanıyor. Bununla ilgili bilimsel toplantıda konuşmalar olduğu kitabımızda da var. Aşkla, üremeyle ilişkisi. Mesela iki hani elektrik aldım, alamadım konusu aslında feromonlarla, kokuyla ilgili. İki insanın birbirine olan şeyi, o elektriği. Çünkü bu türün devamı için, bu sadece insanoğlunda yok, diğer canlılarda da var. Eş seçimi türün devamı açısından en iyi genetiği verecek çocuk yapabilmek gibi faktörler olduğu için bunları konuştuk ama bunların dışında kimya da vardı, hayvanlarda koku duyusu da vardı, mühendisler vardı, çevre kirliliği, koku kirliliği bunları konuştuk. Bunların hepsi kitabımızda da var, videolarımızda da var, isteyenler ücretsiz ulaşabilirler. Onun dışında sanatla ilişkisi, kültürle kokunun tadının ilişkisi, parfümörlük, gastronomi, şeflerden çok yoğun ilgi vardı gastronomiden. Ama yine bilimsel konularda, sağlıklı beslenme ile tat konuları. Şefler de sağlıklı beslenme konusunda bize katkı verdi. Bir yemek nasıl pişirilmeli gibi. Dolayısıyla böyle pek çok proje yaptık. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Bunun osteopati boyutu eksik bilginiz olsun. O üçüncü baskıda. Evet, osteopati konuşmuştuk sizinle. Ben o konuda katkı sunacağım aynen size. Osteopati boyutu eksik çünkü evet, af fizyolojiyi osteopati düzenliyor. Hı. Patolojiyi siz düzenliyorsunuz, osteopati evet, boyutu eksik. Yani bu, orada size destek olacağım ben. Yani bu baskıda 110 yazarımız var. Yüreğinize sağlık, 111 olacak. 528. Yok, 111 olmaz, çok artık biraz daha genişler. Yani peki, o zaman daha çok sayı olacak. Evet, evet. Yüreğinize sağlık tekrardan. Şimdi güzel bir kitap yazdınız. Evet. Ve bu alanda ilk kitap bildiğim kadarıyla. Dünyada en kapsamlı evet, kitap. Evet. Türkiye'de de bir ilk bu. Güzel bir ilk. Tabii, takdir ediyorum ben sizi. Hangi bölümlere değindiniz kitabınızda? Ya izleyici ya da işte bir sağlık çalışanı, bir hekim arkadaşımız bu kitabı alırken neye dikkat etsin? Ya ben evet Esin Yalçınkaya'nın kitabında bunu bulacağım. Ya bu herkese hitap ediyor. Yani herkes bir şey buluyor kendinden. Mesela psikolojiyle ilişkisi var, bilinçaltıyla. Yani eczacılar çok alıyor aromaterapiyle ilgilenenler. Doktorlar öyle ama bunun dışında da pek çok insanın ilgisini çekiyor. Hani yani koku tat bütün bilinçaltımızda olan bir şey. Duygularımızı etkiliyor, hafızamızı etkiliyor. Koku duyusu özel bir duyu zaten. Bu 5 duyudan koku duyusunun özelliği şu, talamusa uğramadan limbik sisteme geçiyor. Yani evet, talamus bir bekçi. Yani diğer 4 duyu kontrol ediyor. Mesela ben size bakarken talamus diyor ki şu etrafı da görüyorsun ama sen oraya bak. Bunları bana çok da göstermiyor. Ama şuradan bir koku gelse talamus yok. Limbik sisteme geçiyor. Limbik sistem de duygularla ilgili. Yani mesela ben anneannemi çok seviyorsam onunla ilgili bir koku geçse bir mutluluk olacak bende gibi.
Dolayısıyla böyle temel insancıl konularla ilgili bir şey olduğu için yani toplantıya da dediğim gibi Türkiye'de hani o zamana kadar yapılmış en geniş kapsamlı, yani hem içerik olarak hem de en geniş katılımlı toplantıydı bu. İlk Ocak ayında başlattığımız. Kasım'daki de daha 12 katı oldu hatta. Böyle herkes geldi her kesimden. Bilimsel insanlar, öğrenciler, ev hanımları, bir sürü kişi gelip sıkılmadan saatlerce izleyebildi yani. Şimdi çocuk, bebek, evet, kuzu olduğunda o amniyon sıvısının kokusuyla annesinin sütünün kokusu aynı. Ne yapıyor? Gidiyor, o kokuya gidiyor. Ya da evet, biz çocuklar doğarken, bizler insanlar doğarken, evet, annenin amniyon sıvısının kokusuyla memesindeki sütün kokusu aynı. Ne yapıyor çocuk? Gidiyor tak, direkt memeyi emiyor. Elinde timusa koyuyor. Güzel çalışmalar var timusla, evet, ilgili. Testler hücreleri direkt ürettiler Amerika'da. Daha insanda başlanmadı ama gidip direkt kanseri buluyor ve tedavi ediyor. Çok hoşuma gitti bu. Evet. Ama biz bunu doğamız itibariyle alıyoruz. O zaman anne çocuk ilişkisi çok önemli. Evet. Anne çocuk, annenin çocuğu emzirmesi çok önemli. Evet. O yakınlık çok önemli. Ve gerçekten tek çıkarsız sevgi Esin Hocam, çocuğun anneye olan sevgisi. Evet. Tek çıkarsız sevgi. Doğadaki tek çıkarsız sevgi. Bu müthiş bir şey. Evet. Tüm anneleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum bu ara. Ben annemin kokusu bana ilaç olarak gelirdi. Bakın bu cümle çok önemli. Evet. Hasta olduğum zaman annem yatağına yatardım. Uyurdum, kalkardım. Dinç ve kalkar eve giderdim. Şimdi koku ve tat alma bozukluğu dediğimiz zaman izleyici, evet, ne anlayacak? Evet, yani bu konuda benim özel ilgi alanım. Koku, evet, alma bozukluğu, tat alma bozukluğu, bunlar yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor. Yani şimdi bunun çeşitleri var. Sadece ilk koku alma bozukluğu deyince hani bilmeyen biri koku alamamayı ilk aklına getirir. Bu doğru. Koku alamama, az koku alma var ama kötü koku alma da var. Çok koku alma da bir hastalık mesela. Yani koku alamama, yani az koku alanlar genelde yaşlılarda görünüyor. Zamanla yaşlanıyor hücreler, evet, diyorsunuz. Evet. Yaşlandıkça işitme kaybı, koku kaybı olabilir. Tabii bunlar için de yani böyle bir şey olduğunda yine de kontrole gidilmesi daha iyi geciktirmek açısından. Bu tehlikeleri de yol açabilir. Doğal gazın kokusunu alamamak gibi ya da yediği şeyden tadı alamamak, beslenme bozukluğu, bunları da yapabilir. Ama bir de hiç koku alamayanlar var. Bunlar için hayat çok daha zor. Bunlar illa yaşlılar da değil, her yaştan insan olabilir. Bunların yani koku alamayınca tat da alamıyor dediğiniz gibi. Ama bu retronazal dediğimiz burnun arkasından, yani ağız içinden de koku alınıyor. Lezzet algısını bu koku oluşturuyor. Yani koku bölgesi kapalıysa lezzet de alınamıyor. Bunun sebebi bu. Tat da alamıyorlar ve hani böyle baklavayla sarımsağı ayırt edemeyecek düzeyde tad alamayan insanlar olabiliyor. Koku alamayınca bir yerden sonra biraz mutsuzluk, depresif durumlar da olabiliyor. Ve bu koku alamamanın en sık nedenleri burunla ilgili. Yani onları çözmek daha kolay. Yani burundaki sinüzitler, eğrilikler, polipler, bunlar kokuyu azaltıyor. Kronikleşirse alamama yapabiliyor. Bunların tedavilerinde ameliyatlar gerekebiliyor ama mutlaka koku bölgesini koruyucu, hücreleri, organları koruyucu özenli ameliyatlar yapmak şart. Her zaman şart daha doğrusu. Burun estetiğinde de sinüzit olmaması, nefes alması, koku bölgesini koruması, yani sağlıkla ilgili kısımlara, dokulara saygılı olmak, bunlar her zaman çok önemli. Ama sadece koku alamayan bir insanda bu ameliyatlar da yeterli olmuyor. Yani bizim koku eğitimlerimiz var. Kokuyla ilgili ilaç tedavileri de olabilir, eğitimler de olabilir. Eğitim seanslarımız var, bunlara özel. Bunlar yapılmalı. Burunla ilgili olmayan, doğuştan koku alamayan insanlar da var. Nörolojik nedenler olabilir. Bir kafa travması, kaza sonrası alamayan olabilir. Bazen de burun ameliyatları sonrası. Onu o yüzden özellikle vurguladım. Yani burun ameliyatlarında koku bölgesine saygılı olmak, bütün hücrelere daha doğrusu. Bütün hücreler organ gibi çalışır çünkü burun içinde. Bu böyle bir şeyin gerçekleşmemesi için ameliyat sonrası koku alamamanın bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunları bu şekilde tedavileri var yani. Evet, şimdi değerli hocam yine bir katkı yapmak istiyorum. Bıyık, evet, hizasından, bıyık hizasından kaşların ortasına kadar. Biz osteopatide diyoruz ki bu bölgeyle hiç uğraşmayın diyoruz. Yani buradaki sivilceyi patlatmayın, buradaki kılı çekmeyin, burada travma yaratmayın, evet, diyoruz. Çünkü burası direkt beynin boşaltım sistemine sinüse bağlı ve
bir kokunun merkezine bağlı ve bizim için çok önemli. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, çok emeğinize sağlık. Yayın ekibindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi hafta sonları. Sevgiyle kalın.